Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünün videosuyla da karşınızdayım. Bugün gene klasik BIST yüzümüzü açtım. Oradan başlayacağız. BIST sabah biraz güzel bir hareket yaptı gibi geldi. Şuralara kadar çıkmıştı. Ondan sonra gene saldı. Neredeyse filete döndü. Yani doji yapacak gibi sıfıra sıfıra yakın bir yerde. Bir türlü işte daha önceden çizdiğimiz yerleri yapamıyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Bakalım yapabilecek mi? Tabii Amerika'daki düşüş de, dünya piyasasındaki düşüş de zaten güçsüz olan borsamızı kötü vurdu burada. Tam 1470'lerin üstüne attık derken o da etkileyince tekrar aşağılara saldık. Bir türlü toparlayamıyoruz. Bakalım ne yapacağız? Bakalım toparlayabilecek miyiz? Yani bizim gitmemize destek olacak şey biliyorsunuz Xbank. Xbank'ı da böyle derecelendirmiştik. Her videoda üstünden gene geçiyoruz. Xbank bir nolu alana geri düştü. Bu iki nolu alana atarsa kendine bizim BIST yüzde kendini yukarı atacak arkadaşlar. Dün ne oldu? Dün işte o uzun çöküşten sonraki ilk güzel yeşil günü yaşadık Amerika'da. Amerika hafif toparlamaya başladı. Zaten bu hafta sonuna doğru toparlamayı bekliyorduk. İşte çarşambadan oldu. Erken bile başladı. Yani cumaya kadar gene sanki toparlayacak gibi duruyor. Bugün şu an birazcık negatif. SPY ve QQQ'dan görebiliyoruz onları. Çok ufak bir negatifteler ama onu da market açılınca belli olur. Onu şimdi anlayamayız arkadaşlar. Onun haricinde Bitcoin ne oldu? Bir toparlanmaya başladı. Bu büyük çakıştan sonra yani bayağı kaç kademe aşağı atmıştı görüyorsunuz. Ta şu aşağı kademeye kadar indirmişti bir spike'la. Sonra biraz daha satışlar devam etti ve şuradaki desteğinden şunu görüyorsunuz çok büyük bir destek var. O destekten yukarı sekti. Şimdi burayı kırdı yukarıya. Burası en tehlikeli alan demiştik. Buraya düşerse tak diye buraya kadar iner demiştik. Bu alana girdi. Şimdi hedef şu alana çıkmak. Şu alana bir çıkabilirse burası da boş. Buradan tak diye buraya tekrar atabilir kendini. O yüzden şu an bulunduğu alan kritik arkadaşlar. Bakalım buradan 50 bin bandını yani şuradaki 50 bine kırması önemli. O 50 bin önemli bir rakam zaten. Tam çok büyük bir yuvarlak rakam. Yuvarlak rakamlar hisseler için işte her türlü yatırım aracı için önemli noktalardır arkadaşlar. Özellikle bu tarz büyük yuvarlak rakamlar her zaman bir desteğe, bir dirence dönüşür psikolojik olarak. O yüzden bu psikolojik engeli 50 bin engeline bakalım gelebilecek mi oralara kadar. Bugün hafif bir negatifti şu an. Aslında bir pozitif açmıştı, gitmişti yukarı. İkili tepe yaptı. Dün spike attı yani iğne attığı yerden aynen bugün de iğne attı. Geri geldi. Demek ki o orada bir sıkıntı var. Yani orası da kaç? 48.550 diyelim hadi yuvarlak. Orada demek ki 48.550'de bir sıkıntı var arkadaşlar. Orada ciddi satışlar var. Demek ki 2 gündür oraya iğne atıyor ama oraya geçemiyor. Geri aşağı geliyor. Bakalım göreceğiz ne yapacak. Dediğim gibi bu bulunduğumuz kanal şu an çok önemli. Bu kanalı yukarı atarsak burası biraz daha temiz. Burayı daha hızlı çıkacaktır diye düşünüyorum. Zaten girdiğinde buraya çok güzel roketleyip gidiyordu. Bir gün daha gitseydi zaten o kanalı tak diye bitirecekti. Ama bu meşhur gün çakışı geldi. O işte 7 Eylül'de El Salvador mağlubiyetiyle beraber böyle bir çakmışlar. Durum BTC'de böyle arkadaşlar. Altcoin'lerde tabii buna paralel olarak dalgalı hareketleniyor. Altcoin videolarını kimden emekli olacağımızı yapmıştık zaten. Ne demiştik işte en güvendiklerimiz sol demiştik. Solda hocam ne oldu işte yerinde sayıyor hatta bayağı gündür eksi gidiyor falan bir şey mi oldu? Evet bir şey oldu. Olumsuz bir şey mi? Evet olumsuz bir şey. Peki bu bizim planımızı bozan bir şey mi? Hayır değil. Çünkü server'da bug'lar var hala. 16 saat gibi bir süre server kendini kapattı arkadaşlar. O yüzden işlem görülemedi. O yüzden çoğu sol sahibi buradan Ethereum'a geçti. Ethereum'a büyük geçiş oldu. Şimdi o arkadaşların tekrar buraya dönmesiyle beraber biz toparlayacağız. Evet, yani soldaki sistemsel bir sorun yüzünden robotların saldırması, bug diyelim, glitch diyelim işte o tarz bir sorun yüzünden sol
kapattı işleme kendini. Kendini kapatınca düştü. Burada bizi sevindiren şey, böyle bu kadar kötü bir senaryoda, bu kadar kötü bir durumda bile çakılmadı. Yani normalde böyle bir şey, mesela sol betada değilken, gerçek bir zamanda yaşanmış olsa çok feci sonuçlar doğurabilirdi. Çok ciddi bir şelale gelebilirdi. Burada tutunduk. Yani 150'nin altına salmadı hiçbir zaman. Şimdi hafif hafif toparlanmaya başlayıp sistemi de düzelttiler. Açığı da kapattılar sistemdeki. Bu tarz saldırılar, glitchler, bug'lar mutlaka olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi program daha beta aşamasında, daha gerçek gücüne ulaşmadı. Şu anda bile piyasanın en hızlısı, en iyisi bu haliyle bile. O yüzden sola inancımız devam ediyor. Bir sorun yok. Üzülmeyin. Bu düzelecektir mutlaka. Onun haricinde altcoin'lerden işte ne dedik? Atom'la nasıl emekli oluruz dedik. Atom da işte bir tabii ki bu kadar yukarı uçunca kar satışları geliyor. Görüyorsunuz yaptığı ralliyi, müthiş ralli yaptı. İşte biz Atom'a da şuralarda girmiştik. Atom'da da çok büyük kardayız Patreon grubumuzda. Onun haricinde gene Patreon'da girdiğimiz güzel bir iki coin var. Hani Tio istiyorsanız tabii yatırım tavsiyesi değil bunlar arkadaşlar. Tamamen benim fikirlerim. İncelersiniz, uyuyorsa siz de bakarsınız. Bir tane yakaladığım FET var arkadaşlar. FET'e de güzel bir yerden girdik. O da rallisini görüyorsunuz. Hala gitmeye devam ediyor. Bakalım ne yapacak. Şu sıralar hani buralardan girilir mi hocam? Yani bir bandına geldi. Bir coinler için en büyük tarihi anlardan biri arkadaşlar. Biri 1, 2, 3 kere falan geçti. Ama hiçbirinde birin üstünde tutunmayı başaramadı. Bugün de biri geçti. Ama yine bir de tutunmayı başaramadı. Bakalım bir muhabbetin üstünde tutunmaya başarırsa bir halde daha gelebilir FED'den. Ondan sonra önerebileceğim bu tarz altcoin'lerden bir tanesi de Rose arkadaşlar. Biz buna da güzel bir yerden girdik. Şuralardan sonra zaten girenler biraz geç kalmış oluyor. Roketini aldı. Bu da işte bir 0,3'leri zorluyordu. Gördüğünüz gibi işte 0,3'lere birkaç kere değdi, değdi, değdi. İki kere 0,3'ü kırmayı başardı. Bugün gene bayağı bir gitti, geri geldi. 0,3 bunda da kritik seviye arkadaşlar. FED'den nasıl 1, bunda da 0,3. 0,3'ün üstünde tutunmaya başlarsa oradan tekrar bir rally gelebilir. Bu iki coin de biraz geç kalındı ama yine de değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirilebilir. Hype kovalanıp işte gene böyle bir rally kovalanıp tepeden kar alıp kaçılabilir veya uzun vade tutulabilir. Bunlar tamamen sizin stratejinize kalmış şeyler arkadaşlar. Onun haricinde bir hafta önce bir video çekmiştim. O videoda demiştim ki uranyuma dikkat edin. İşte Murti gene bildi. Ne yazık ki gene bildi. Uranyum ne oldu? Son 9 yılın en büyük değerlerine ulaştı. Ben de ne demiştim? Biz hatta Patreon grubunda CCC'yi yani Komeko'ya girdik arkadaşlar. Biz şuralardan bir yerden girdik. Ondan sonraki aldığımız karı zaten görüyorsunuz. Bir de oradan biz opsiyonla da girdik. Hem opsiyon üstünden kaldıraçlı çok büyük kaldırdık. Hem de hissedeyiz hala şu an. Çok güzel kardayız. Bakalım ne kadar daha bu uranyuma hype devam edecek. Çok büyük bir hype var şu an uranyum arkadaşlar. İşte burada da dediği gibi son 9 yılın en büyük değerine ulaştı. Yani uraya bakacak olursak uranın grafiği de CCC'ye benziyor. Zaten onlar birbirini takip eder arkadaşlar. Volümü de görüyorsunuz. Müthiş bir volüm geldi. Yani bu boş boş bir şey değil. Şurada artı eksi şeyi çizmeme engelliyor. Yani bu boş bir artış değil demektir. Yani smart money de içeride demektir. Volume bu şekilde artınca bunu öğretmiştim zaten. Biliyorsunuz. Görüyorsunuz müthiş bir sıçrama yaptı. İşte bir geri çekildi. Şimdi onu da patlattı. Yani 29 şu an. 29'u gördü. Bunlar çok ciddi rakamlar uranyum için ki 20 bile değildi. 18-19'larda geziyordu. Buradan 29'a gitti. Yani grafiği zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Yani
Şöyle bir grafik. Ne dedi yazıda? Son 9 yılın en büyük değerlerine ulaştı dedi. İşte şu en son burcu civarlarda bu değere ulaşmış. Yani 2014 yılında 7 yıl önce anca buralardaymış. 8 yıl önce ve 9 yıl önce anca buralara gelmiş bu arkadaş. Yani dediğim gibi ben bunu videolarımda ta bir hafta önce yani yaklaşık şuralarda bir yerde uranyuma dikkat edin diye uyarmıştım. Değerlendiren arkadaşlar olduysa tebrik ederim. Değerlendirmeyen, sallamayan arkadaşlar da bir daha yine sallarlar diye düşünüyorum. Evet, Amerika'da gene şu an earnings'ler bittiği için, bilanço dönemi bittiği için şu an earnings'lik bir durum yok. Normalde ana stratejimiz ne? Benim tabii ki ana stratejim, çoğul konuşuyorum. Tabii gruptaki arkadaşlarla beraber yaptığımız için, ama aslında bunların hepsi benim stratejim tabii. Earnings, reversal kovalıyorum, ama earnings şu an olmadığı için şu günlerde ne kovalıyorsunuz hocam? Şu günlerde klasik her zaman earnings reversal'ın yanında kovaladığımız short squeeze kovalıyoruz. İşte Ather demiştim geçen gene videoların birinde. Ather müthiş bir patlamasını yaptı. Şunu söyleyeyim. Burada müthiş patladı. Bize güzel kazandırdı. Ondan sonra bir de dönüşte kazandırdı. Dönüşte de short pozisyon açıp bir de dönüşte aldık. Şimdi Ather bir daha gider mi? Bu tayfanın, bu haberin, bu konseptin tekrar oluşması lazım ki bir daha bu tarz bir gidiş yapsın. Onun için bekleyip göreceğiz. Böyle bir şey tarz short squeeze'den sonra, geri çekilmeden sonra bir daha bu aynı şeyin oluşması öyle kolay olmaz arkadaşlar. Onun için bazı koşullar var. O koşulların oluşması gerekiyor ki Ather tekrar bir daha bunu yapsın. Evet, ondan haricinde neyi kovalıyorduk? SPRT'yi kovalıyorduk. SPRT merge öncesi short squeeze olmuştu. Müthiş roketlemişti. Ciddi kazandırmıştı yakalayanlara. Ondan sonra merge oldu. Şimdi yeni adı gri oldu arkadaşlar. Hemen açılır açılmaz çaktılar aşağı, ama short squeeze, short interest hala devam ediyor. Bakalım ne olacak? Tekrar bir daha bir patlama yapacak mı yapmayacak mı? Birkaç gün içinde anlayacağız. Daha grafiği ortada yok. Çünkü daha dün ticker'ı değişti, ismi değişti. Artık gri olarak karşımızda olacak arkadaşlar. Onun haricinde short squeeze değil de mesela Patreon'da verdiğim bir hisse vardı. CEI, Cambr Enerji arkadaşlar. Enerji sektörü büyük sıçrama içerisinde. İşte Patreon'da göstereyim. İşte burada görüyorsunuz CEI 1.48 key level'ı 1.3 demişim Patreon grubumuzda. 1.5 gelirse 1.7 ve peşine 2 gelebilir demişim. Tersi senaryolarda 1.3 altına kırarsa hype biter demişim. Yani key level 1.3, 1.5, 1.7 ve 2 demişim. Burada da 1.3 key level'ı tutundu. 1.5 ve 1.7 geldi. Bakalım 2 gelecek mi? Bunu yazdık işte gördüğünüz gibi ve gerçekleşti. Burada bir şey daha yazdım. Mesela işte ISEE var. ISEE'ye bakın. Yazmışım gene gruba. Gördüğünüz gibi bunu da yakalamışım arkadaşlar. Orada da bahsettiğim senaryolar gene gerçekleşmiş. Ne demişiz? Key level'ı bunun 13.25 demişim. Giderse 14.5, 15.5, 17, 17.5'lar gelebilir demişim. 17'yi gördü. Neredeyse en üst tahminim bile gelmek üzere olmuş. Oradan geri gelmiş. Ama dediğim gibi şu kadar yer bile zaten bizim için çok güzel kar arkadaşlar. Yani bunları %26 3 günde 4 günde alıyorsunuz. Opsiyonu olan ticker'ları, bunu opsiyonla yaptığınızı düşündüğünüz zaman %25 sizin aklınızın şu an almayacağı rakamlar verir opsiyonlu arkadaşlar. O yüzden hep diyorum şu Patreon grubuna gelin. Eğer bununla ilgileniyorsanız bu fırsatları kaçırmazsınız. Amerika'da, Coin'de yani bunları kaçırmak istemiyorsanız, hala katılmadıysanız katılın arkadaşlar. Benden size naçizane tavsiye. Evet, bugün bahsedeceklerim bunlar arkadaşlar. Sonra genel hafta sonu bir genel görünüm yaparız. Bir de belki gene böyle bir emekli videosu yapacağım dediğim gibi. Fırsat bulursam onu da hafta sonu yapacağım arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Likelamıyorsunuz. Likelayın.
Seyredenleriniz en azından like'lasa, seyredenleriniz en azından abone bile olsa biraz daha fazla insana ulaşırız arkadaşlar. Ve ne kadar çok insanımızın gözünü açarsak o kadar yardımcı olmuş oluruz. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.